Hepinize merhabalar. Sonunda üniversiteye hazırlık, dil sınavlarına hazırlıkla ilgili video serisine başlıyorum. Çok şükür gerçekten. Şubat ayında en son böyle İngilizce ile alakalı bir video çekmiştim. Nasıl İngilizce çalışmalıyız, nasıl öğrenmeliyiz diye. Bu genel bir videoydu. Bu video tamamen üniversite sınavında dilciler sınava nasıl hazırlanmalıyla ilgili olacak. Aslında bir videoyla sınırlı kalmayacak. Bu bir video serisi haline gelecek. Ben de İngilizce öğretmeni olarak sizlere bu süreç içerisinde yardımcı olmaya çalışacağım elimden geldiğince. Beni tanımayanlar olabilir. Muhtemelen videoda beni şu an ilk defa da görüyor olabilirsiniz. İngilizce öğretmeni olarak çalışıyorum. Aynı zamanda özel ders veriyorum. Bu süreçle ilgili de yani üniversiteye hazırlıkla da ilgili dersler verdiğim için bu süreçle de haşır neşirim. Bilgim var ve ben de bu bilgilerimi dedim ki sizlerle niye paylaşmayayım? Aslında Temmuz ayında İngilizce öğretmenliği ile ilgili bir video çekmiştim. O videonun altına yorumlar geldi. Üniversite sınavına hazırlıkta nasıl çalışmamız gerekiyor? Aynı şekilde bir sürü mesaj geldi. Instagram'dan video çeker misiniz diye. Ben zaten böyle bir video çekmek istiyordum fakat KPSS sürecileri işte tatile falan gittik derken böyle biraz aksadı maalesef. Ekim ayına kaldı ama hiçbir şey için geç değil. Önümüzde 9 aylık upuzun bir süre var ve sizlerle bu 9 ayı birlikte verimli bir şekilde geçirmek istiyorum. Da böyle üniversite sınavına kadar düzenli olarak videolar paylaşacağım. Gerek size yardımcı olacak işte soru çözüm teknikleri, artık ne gelirse aklınıza üniversite sınavıyla ilgili. Elimden geldiğince ve tabii ki sizlerin de istekleri doğrultusunda aşağıya bana video fikirleriniz varsa yazarsanız çok sevinirim. Ben de buna göre bir harita çizerim kendime ve ona göre ilerlerim. Bu doğrultuda böyle sizlerle birlikte üniversite sınavına kadar güzel bir süreç geçirmek istiyorum. Sadece bu videoyla dediğim gibi sınırlı kalmayacak. İstediğiniz zaman aşağıya yorum yazabilirsiniz. Bana Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Zaten şu an bir Instagram hesabım var. Şurada ya da şurada bir yerde göreceksiniz. Ama bunu kullanmamayı düşünüyorum. Yeni bir Instagram hesabı açmak istiyorum. İngilizce ile ilgili olarak orada yabancı dil paylaşımları yapabileceğim, size daha faydalı olabilecek bir hesap açacağım. Muhtemelen bu videoyu yükleyene kadar onu da açmış olurum. Onun da linkini aşağıya bırakırım. Oradan beni de takip edebilirsiniz. Bu videoda sizlerle birlikte üniversite süreci hakkında konuşacağız. Neler yapabiliriz bu önümüzdeki 9 ay boyunca ve nasıl çalışmalıyız aslında. Biraz bunlardan bahsedeceğim. İleriki videolarda kullanacağımız kaynaklardan, bu süreç içerisinde işte hangi sitelerden faydalanabiliriz ve tek türden bir sınava girmiyoruz. İngilizce sınavının içerisinde bunun vocabulary var, grammar var, işte clause testlerimiz var, çeviriler var. Bunlar için de böyle teker teker hani bu, en azından atıyorum grammar soruları nasıl çözülür ya da vocabulary soruları nasıl çözülür, işte kelimelere nasıl çalışılır gibi teker teker videolar gelecek. Bu yüzden bu videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Yoksa ben böyle bir saat boyunca anlatabileceğime inanıyorum. Bu videoda böyle kısa özet bir şekilde geçelim. Şimdi önümüzde 9 aylık bir süreç var biliyorsunuz. Kimilerimiz 11. sınıfta çalışmaya başladı. Belki de şu an 11'lerden bile izleyen vardır. Bunu biraz 12'lere yönelik düşünüyorum ama 11'lerde kesinlikle takip edebilir. 2 sene çalışmak tabii ki size çok büyük fayda sağlayacaktır. Yaz ayını umarım boş geçirmemişsinizdir. En azından bir şeyler yapmışsınızdır. Ve hani böyle okullar açılınca ben kendimden biliyorum böyle bir türlü başlayamam. Eylül geldi, Ekim geldi falan. Hani böyle yaz ayının o rahatlığından çıkmak biraz zor oluyor. Ama artık başlamamız gerekiyor. Başlamayanlar varsa aşağıya yazabilirsiniz. Nerelerdesiniz, başladınız mı, hala başlamayanlar var mı? Ya da ben böyle şeyi merak ediyorum. Bütün konuları bitirdim ben. Sadece soru çözmem kaldı diyen var mı? Eğer öyleyse mükemmel gerçekten. Üniversite sınavı dediğimiz sadece İngilizce de değil. Bunun yanında matematik, tarih, coğrafya ne varsa diğer dersler de var. Bunlarla ilgili bir video daha çekeceğim. Onlara nasıl çalışmamız gerekiyor? Kısa bir video da olsa onu ayrı bir videoyla yüklemek istiyorum. İngilizce sınavına geçelim. Şimdi biliyorsunuz üniversite sınavının en büyük parçasını dilden gireceğiniz sınav oluşturuyor. Yüzdelik olarak çok yüksek bir kısım. Ha son sınavda geçen sene biraz matematik de etkiledi sıralamaları. Matematiğin önemi arttı. Matematiğe zaten çalışın. Kesinlikle ben dilciyim deyip matematik yapmayacağım demeyin. Çünkü 80'de 80 bile yapsanız matematik yaptığınızda çoğu kişinin önüne geçebilirsiniz. Ki bunu son sınavda gördük. O yüzden matematiği ihmal etmeyin. En azından bir 9-10 net yapsanız sizin için gerçekten mükemmel olacaktır. Bunlar hakkında zaten konuşacağız. İngilizce sınavına baktığımızda da biliyorsunuz sınav ilk olarak vocabulary yani kelime kısmından başlıyor. Sonra dil bilgisi kısmıyla, clause testlerle, işte paragraf
nasıl diyelim, paragraf tamamlamalar, diyaloglar ve çeviri kısmı en sonda paragrafın akışını bozan cümleyle sona eriyor. Zaten bunları teker teker nasıl çalışmanız gerektiğinden bahsedeceğim ama olarak dil bilgisi bölümünden başlayalım. Biliyorsunuz bir sürü dil bilgisi konularımız var. Bunları benim mantığıma göre ilk dönem böyle Ocak ayının sonlarına kadar bitirebilirsiniz. Biz geçen sene işte özel ders verdiğimde bu şekilde ilerledik ve sonra bence çok faydasını gördük. Ondan sonra genel tekrarlar, işte sorular derken böyle verimli bir dönem geçirdik. Ama siz böyle bir seneye yayarsanız konuları biraz daha yetişmekte bir sıkıntı çekebilirsiniz. O yüzden ne kadar erken bu dil bilgisi konularını bitirirseniz sizin için de bence rahat olacaktır. Onun için hemen böyle bir plan yapın. Kendinize bir ajanda tutabilirsiniz. Ve bütün dil bilgisi konularını bir listeleyin. Zaten bu LYS 5'te, LYS diyorum ya. Zaten bu üniversite sınavında çıkan dil bilgisi konularının olduğu listeler dönüyor. Ben bunun aşağıya da linkini bırakırım. Bakabilirsiniz. Bütün konuları belirleyin ve sırayla gidin. İşte ilk olarak tabii ki kaynak edinimi çok önemli. Mutlaka bir konu anlatımlı kitabınızın olması gerekiyor ve bir defterinizin olması gerekiyor. Çünkü sizin not almanız gerekiyor. Böyle not aldıkça konuları da hatırlayabiliyorsunuz. Mesela dil bilgisinde özellikle soru çözüm taktikleri de çok önemli. Dil bilgisi konularını belirledikten sonra bunları işte hangi ayda bitirmek istiyorsanız, ki benim makulüm Şubat'a kadar bitmesidir ama tabii ki herkesin programı farklıdır. Şubat'a kadar atıyorum bitireceğim diyorsunuz ve konuları belirleyin. 10-15 tane konu varsa 2-3 haftada bir, bunu birkaç ay içinde de bitirebilirsiniz de hani Şubat artık böyle yayıla yayıla gramer konularını hepten böyle artık sindire sindire çalışmanız için güzel bir program olabilir. Konuları belirledikten sonra bu sefer bunları yazın. Haftada bu konuya, İşte şu gün şu konuya çalışacağım, bugün bu konuya çalışacağım şeklinde bir plan yapabilirsiniz. Artık siz nasıl çalışmak istiyorsanız, konuları ne zaman bitirmek istiyorsanız ona göre bir aylık ya da haftalık plan yapabilirsiniz. Önce aylık planlarınızı yapın. Şu ay şu konular çalışılacak. Sonra haftalık plan ve ondan sonra günlük plan şeklinde devam edin ki o gün pazar, atıyorum pazartesi günü tensler konusunu çalıştınız, bitirdiniz. Onu alın oradan, hop üzerine bir tik çizin ve sonra rahatlayın ve bir sonraki konuya geçin. Ama tabii ki bu gramerde işte dil bilgisi konularına çalıştıktan sonra önemli olan çalışmak değil, işte dil bilgisi kurallarını bilmek değil. Önemli olan bunları sorularda çözebilmek olduğu için elinizden geldiğince böyle bol 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 soru çözün. Zaten bir sonraki videoda kullanabileceğiniz kaynakları, siteleri, uygulamaları, bunların hepsinden bahsedeceğim. O videoda size mutlaka faydalı olacaktır. Böyle genel bir plan programımızı çıkardıktan sonra bilgisinden sonra benim çok önem verdiğim şeylerden bir tanesi kelime ve paragraflar zaten. Kelimelere çalışırken böyle atıyorum reading mi yapıyorsunuz? Yani okuma mı yapıyorsunuz? O okumada bilmediğiniz bütün kelimeleri çıkartın ve bir defter edinin kendinize. Bir kelime defteri edinin. Ya da bir kelime kutusu edinin. Ben üniversite sınavına hazırlanırken hem kelime kutum vardı hem kelime defterim vardı. Hepsini bir koldan yürütmüştüm. Kelime kutuma böyle A4 kağıtlarına ya da daha küçük kağıtlara yazıp yazıp içine atıyordum. Böyle canım sıkıldığında çıkarıp bu ne kelimesiydi, bu ne demekti falan filan böyle bakıyordum. Ya da bir defterim vardı. Defterini de kitap okur gibi böyle akşamları ya da işte sabah kalktığımda inceliyordum. Ama bu defter çok büyük olmuyordu ki ben bunu yanımda taşıyabiliyordum. Defterleriniz aslında çok büyük, tercih etmeyin. Yani böyle nasıl diyeyim? İşte yanınıza taşıyabilecek defterler elde ederseniz, yanınızda taşıyacak gibi defterleriniz olursa böylece hani okula giderken de açıp deftere bakabilirsiniz kelime araştırması. Ve mutlaka bir sözlüğünüzün olması gerekiyor. Tabii ki online sözlükler çok fazla. İşte Turing'i kullanabilirsiniz ya da bu Cambridge'in sözlüğü var. Bunları kullanabilirsiniz ama ben sizlere normal bir sözlük de kullanmanızı öneriyorum. Çünkü online sözlükler hayatımıza girdiğinden beri aslında diğer sözlüklerin çok bir önemi kalmadı ama gerçekten çok büyük bir faydasını görüyorsunuz. Örneğin siz bir kelimeye bakıyorsunuz, aşağıda diğer kelimeyi de görüyorsunuz falan. Ben de öyle oluyordu. Yani üstte bir kelime var, aşağıda var. Aa, bu ne demekmiş derken böyle bir bakıyorum 5-10 dakikamı sözlükte harcamışım. Siz de bunu biraz alışkanlık haline getirebilirsiniz. Reading yaparken, okuma yaparken ya da diğer soruları çözerken de karşınıza çıkan bütün bu kelimeleri, bilmediğiniz kelimeleri not edin ya da işte bu kelime kutusu oluşturursanız içine atın mutlaka. Ve yine zaten vocabulary sorularını çözerken cümlelerin içinde bilmediğiniz bir kelime de olabilir. Soruları çözerken önemli olan bütün şıklara bakmak, neden olmadığını elemek ve soruları işte bu sıfat mı, bu zarf mı diye böyle ayırt etmek. İşte bu sorunun cevabı A şıkkı deyip elememeniz gerekiyor. Yani bütün şıkları böyle bakın, ne diyor, bu şık ne anlama geliyor, bunun başka bir anlamı var mı? Ya da eş anlamlarını bulun. Yani böyle kelimelerle haşır neşir olun. Dil bilgisi sorularında önemli olan dil bilgisi soru çözüm taktiklerini bilmek. Dediğim gibi sadece evet konuyu biliyorsunuz ama soruyu nasıl çözeceğinizi bilmezseniz bu da size sınavda tabii ki yine soruyu çözersiniz ama önemli olan zamanla yarışıyoruz. Çok
Önümüzde uzun bir vakit yok ve süre bizim için çok önemli. O yüzden soru çözüm taktiklerini kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Bununla ilgili bir video gelecek, merak etmeyin. Bunu hani dedik ya, dil bilgisi konularını işte belirleyin, ayağa çalışın vesaire diye. Zaten bunlara çalışacaksınız. Dil bilgisini bu şekilde çalışabilirsiniz. Ama önemli olan her gün bunlarla birlikte paragraf sorusu çözmek. Ben en azından günde iki tane paragraf sorusu, yani iki tane paragraf okuyup soruları çözmenizi tavsiye ediyorum. Ve bunun yanında en az günde 10-15 tane de kelime sorusu çözmeniz gerekiyor. Hadi sınavdaki gibi 6-7 tane çözün. Mutlaka her gün kelime sorusu ve paragraf sorusu bu dil bilgisine, dil bilgisi çalışmalarına ek olarak çözülmesi gerekiyor. Zaten çeviri soruları, bu gramer ve işte paragrafları hallettikten sonra onlar çok rahat bir şekilde gelecektir. Emin olun. Bu cümleden atma, işte bu işte paragraftan atma soruları falan tamamen okumayı anlamayla alakalı olduğu için zaten paragraflarda iyi bir şey yapıyorsanız onları da iyi yaparsınız diye düşünüyorum. Tabii ki o soruların da belli başlı bir takım teknikleri var ama önemli olan her gün mutlaka okuma yapmanız. Okuma yapabileceğiniz siteler falan, bunları da ileriki videolarda önereceğim. Her gün mutlaka okuma yapıp kelime çalışması yapmanız gerekiyor. En azından bir yarım saatinizi, bir saatinizi buna ayırmanız gerekiyor. Onun haricinde zaten dil bilgisi konularını yavaş yavaş bitirin. Çoğunuz 18-17 yaşlarındasınız ve herkes de şöyle bir psikoloji oluyor. İşte son senemdeyim, lisemin son senesi ve ben sınava çalışıyorum deyip böyle psikolojik olarak da böyle bir daha sene başında bıkkınlık oluyor. Sakın bu modda girmeyin. Yani kendinizi ben sınava hazırlanıyorum işte. Kesinlikle ne kendinizi uykusuz bırakın, ne kendinizi aç bırakın, ne kendinizi asosyal bir şekilde eve tıkayın. Her şeyi yapın bu süreç içerisinde. Bu süreç içerisinde her şey böyle dozunda yapılması gerekiyor. Sınava da çalışacaksın, gezeceksin de, yiyeceksin de, uyuyacaksın da, dizi de izleyeceksin. Dizi izlemek derken bence bölüm olarak yabancı dilden gireceklerin en güzel avantajı bu bence. Hiç ders çalışamadınız mı? O gün hiç mi bir şey yapmadınız gerçekten? Gece açın, bir dizi izleyin, bir film izleyin. Yarım saat de olsa, 45 dakika da olsa bir dizi izleyin. Emin olun böyle bile derslere çalışmış olacaksınız. Nasıl olacak? Ama tabii ki izlerken işte ben Netflix'te bir dizi açtım. Böyle olmayacak tabii ki. Altına benim önerim İngilizce altyazılı olarak izlemeniz. Çünkü böylece hem kelimeyi görmüş oluyorsunuz hem de duymuş oluyorsunuz. Baktınız farklı bir yapı var. Hemen bunu kelime defterinize not edin. Yani izlerken böyle izlemiş olmak için izlemeyin. Burada ne diyor? Neden böyle diyor? Ve nasıl bir cümle yapısı kullanmış şeklinde bunları dikkat ederek izlerseniz dizileri emin olun size o kadar çok faydası olacaktır ki. Ben hatta şöyle düşünüyorum. Zaten yabancı diziler çok uzun değil. Yani günde mutlaka bence 40-50 dakikanızı bu dizilere ayırın. Ama dediğim gibi izlemiş olmak için izlemeyin. Yani hakikaten hakkını vere vere izleyin. Bu dizileri ya da filmleri izlemek size moral olarak da iyi gelecek. Aynı zamanda hem de sınava çalışmış olacaksınız. Bence dilden hazırlanmanın en güzel yanı bu diye düşünüyorum. Onun haricinde yabancı şarkılar dinleyebilirsiniz. Ama yabancı şarkılar dinlerken de böyle sallamasyon bir şekilde dinlemeyin yine. Bu işte şarkıları çalışırken de hemen bunların sözlü hallerini, yazılı hallerini çıkarın. Bakın burada ne diyor, cümlede ne diyor. Şarkıyı bir de bakarak, okuyarak çalışın. Bilmediğiniz kelimeler varsa yine buradan da bakın kelime çalışması. Aynı şekilde dil bilgisi çalışması bile yapabilirsiniz. Hangi tensi kullanmış? Mesela şarkılar da bize bir sürü gramer konularını, dil bilgisi konularını ve cümle yapılarını öğreniyor. Mesela özellikle bu tarz bazı konuların şarkılarla öğrenildiğinde daha akılda kalıcı olduğuna inanıyorum. Mesela I will always love you. Burada future tense ile alakalı bir cümle yapısı var. Yani siz de burada emin olun şarkılar içerisinde fark edeceksiniz cümle yapılarını. Böyle ya bu şekilde bile sonra gidin bunun çevirisine bakın. Burada ne diyor deyin. Yani böyle şarkıyla da yine haşır neşir olun. Emin olun bunun da size çok faydası olacaktır. Düşünsenize, şarkı dinleyerek ders çalışıyorsunuz. Dizi ya da film izleyerek ders çalışıyorsunuz. Kesinlikle böyle bu dönemi, bu seneyi kendinize böyle zindan etmeyin. İşin ihtiyaçları farklıdır. Herkesin çalışma süresi, çalışma stilleri farklıdır. Siz kendinize en uygun çalışma stilini belirleyin. Gece mi çalışmayı seviyorsunuz? Gündüz mü çalışmayı seviyorsunuz? Mesela ben hep böyle geceleri çalışırdım. Çünkü sessiz, sakin, herkes uyumuş. Gün içerisinde odağımı dağıtacak çok şey oluyordu ve gece ben çok verimli çalışıyordum. Siz de kendinize gün içerisinde en verimli saati seçin ve en verimli nasıl çalışabiliyorsanız onu belirleyin. Ondan sonra geri kalan şeyleri böyle sizin için eğlenceli hale getirin der. Böyle her şeyi elinizden gelince güzel hale çevirmeye çalışın. Zaten zor bir dönemdesiniz. Hani bu en azından İngilizceyi böyle şey olarak görmeyin. Ders çalışıyorum, ders çalışıyorum gibi görmeyin. Ben bir dil öğreniyorum. İleride bana çok büyük katkıları olacak bir şeymiş gibi görün. Emin olun böyle düşününce insan daha bir verimli bir şekilde çalışıyor.
Bir de size önerebileceğim bir şey de var. Podcast dinleyin ya da YouTube kanallarında işte İngilizce videolar izleyin. Zaten o izleyebileceğiniz kanallar falan bunların hepsinin önerisinin videosu gelecek. Ama podcast dinleyebilirsiniz. Kesinlikle Spotify üzerinden podcastler dinleyebiliyorsunuz. Her konuyla ilgili bir sürü podcast bulunuyor. Bunları dinleyin. Buradaki kelimelere, burada ne diyor, bu cümle yapısı nasıl bir cümle yapısı. Bunların hepsine dikkat ede de podcast'te dinlemek size çok faydalı olacaktır. Bol bol soru çözmek, konuları çalıştıktan sonra dediğim gibi zaten bu kelime ve reading her gün yapılması gereken şeyler ama bol bol elinizde gelen bütün soruları çözün. Zaten dille ilgili çok fazla kaynaklar yok, belirli kaynaklar var. Bunları da artık bir şekilde edinmeye çalışın, almaya çalışın ya da internet üzerinden ulaşabiliyorsanız ulaşmaya çalışın. Çok ucuz internet siteleri de var. Bir şekilde ucuz kaynaklara da ulaşabilirsiniz. Tabii ki en önemlisi çıkmış soruları çözmek ama çıkmış soruları çözmeyi ben en son öneriyorum. Yani bütün soruları çözdükten sonra bir de en son çıkmış soruları çözün bakalım. Çözebiliyorsanız zaten tamam bu iş bitmiş demektir. Yılların çıkmış sorularını da aşağıya koyacağım. Bunlara da bakabilirsiniz. Bir de kelimede çalışırken şuna dikkat edin. Mesela şöyle oluyor. Kelime soruları birbirlerini tekrar ediyor. Ya da bir önceki yıllarda çıkmış şıklarda çıkmış kelimeler bu sene size cevap olarak gelebilir. Bunlara da dikkat edin. Mesela bir önceki yılın kelime sorularındaki şıklara bir bakın, bir göz atın bakalım. Bu sene belki onlardan bir tanesi soru olarak gelebilir ki genelde böyle şeyler çok fazla oluyor. En son olarak da bol bol deneme çözmek. Deneme çözmek şu an erken gelebilir size. Evet yani Ekim ayında hiçbir şeyiniz yoksa deneme çözüp böyle düşük bir not yapıp eğer moralinizi bozacaksa hemen şu an başlamayın. Ama Kasım ya da Aralık ayında en geç başlanması gerektiğini düşünüyorum. Yani şu Ekim ayı bir bitsin, bu ay biraz çalışın. Kasım sonu, Kasım ortası gibi denemelere başlayabilirsiniz. Eğer evden çalışıyorsanız da deneme alın, bol bol deneme çözün. Piyasadaki bence imkanınız varsa tabii ki bütün denemeleri çözmekte fayda vardır. Önemli olan bu üzerinizdeki sınav stresini atmak. Eğer bir sınav stresi varsa denemeleri de deneme gibi çözün. Mesela ben eve deneme alıyordum, hatırlıyorum. İşte 80 soruysa ben bunun 40'ını çözüyordum. Diyordum ki sonra 40'ını işte sonra çözerim falan diyordum. Yani bir test çözer gibi çözüyordum. Böyle olunca hiçbir faydası olmuyor. Dershaneye gidiyorsanız, dershane değil işte kurslara gidiyorsanız oradaki denemelerin hepsine mutlaka katılmaya çalışın ve cidden sınava giriyormuş gibi o denemeleri çözün. Bütün soruları çözerken aslında böyle çözmek gerekiyor. Dil bilgisi sorularını çözerken de mesela şık elerken de atıyorum sen diyorsun ki buna B şıkkı ama neden C değil? Yani bunu biraz hani soruyla böyle irdeleyin. Niye C olmadı? İşte şu şu sebepten dolayı C olmadı. O yüzden eledim. D'yi şu yüzden eledim. İşte bana yakın geldi. B oldu gibi bir soru çözmenin emin olun size hiçbir faydası olmayacaktır. Günde 150 değil de atıyorum 40 soru çözün, 50 soru çözün ama bu şekilde çözün. Böyle o soru içerisindeki kelimeleri, cümle yapılarını, her şeyi inceleyerek çözerseniz emin olun size çok büyük faydası olacaktır. O zaman kendinize bugünden itibaren güzel bir plan program yapın. Ardından güzel bir kaynak edinin. Bir işte artık hangi kaynağı kullanıyorsanız ya da kursa gidiyorsanız kursun verdiği kaynakları kullanabilirsiniz. Kendinize güzel bir defter edinin. Hem dil bilgisi defteri hem kendinize kelime defteri edinin ya da kelime kutusu edinin. Ve bugünden itibaren kendinize söz verin. Hatta bir dizi bile seçebilirsiniz. Bunlara yak olarak hem bu bir çeşit ödül gibi oluyor hem de ders çalışmış oluyorsunuz dizi izlerken, podcast dinlerken, şarkı dinlerken. Bu video biraz daha böyle genel oldu. Farkındayım her şeyin böyle detayına girmeden genel olarak neler yapabilirsiniz bunlardan konuştuk. Ama gelecek videolarda artık böyle her şeyin detayına gireceğim. Merak etmeyin kelime soruları nasıl çözülür, neler dikkat etmemiz gerekiyor, kullanabileceğimiz kaynaklar neler, kullanabileceğimiz siteler ki özellikle bu reading'de falan kullanabileceğiniz bazı siteler bulunuyor. Hangi kaynakları, hangi kaynak kitaplarını kullanmalıyız? Bunlarla ilgili videolar gelecek. Eğer sizin de aklınızda olan video fikirleri varsa benimle mutlaka aşağıda paylaşın. Sizler sınava çalışmaya başladınız mı? Heyecanlı mısınız? Nasıl hissediyorsunuz? Ne derecedesiniz? Yani neredesiniz? Neler yapıyorsunuz? Bunları da aşağıda benimle paylaşabilirsiniz. Nerelerdensiniz? Hatta böyle bir etkileşim halinde olursak benim için de çok güzel olur. O zaman bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Bir sonraki videoya kadar hepinize bol çalışmalar, iyi çalışmalar dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.